Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir'deyiz. İzmir'de Ceyhan Ece kardeşimle misafir olduk. Sağ olsun kendisi bizi karşıladı. Şimdi çekime gidiyoruz. Neredeyiz şimdi? Tuna abi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk kardeşim. Abim şu an biz İzmir Menderes Sancaklı Mahallesi'ndeyiz. Şu anda Sancaklı Mahallesi'nde Sakız Kırı hayvanların çekimini yapmaya gideceğiz inşallah. Sakız Kırı'dayken arkadaşlar sakız melezleri. Bizim buraların sakızları meşhurdur. Melezleri arkadaşlar birçoğu ırka, yani şöyle söyleyeyim, taş çıkartır verim konusunda, gerek yavru verimi olarak gerek süt verimi olarak, yani birer fabrika diyebiliriz abi. Bizim buraların hayvanı çok verimli hayvanlardır. İnşallah arkadaşlarımız da beğenir. İnşallah. Bulabilirsek arkadaşlarımız için tabii ki saf sakızlar da bulacağız, onları da çekeceğiz. İzmir'e gelmişken saf sakızı görmeden olmaz tabii, değil mi abim? Burası sakızın... Sakızın ana vatanı abi. Sakızın ana vatanı. Ana vatanı burası. Yani ben akşam yola çıktım. Yani saat 11'de Eskişehir'de bindim, otobüse bindim. Sabah saat 5'te yani buraya indik. Yani İzmir'e bizi kardeşimiz karşıladı. Yani sizler için yani burada sakız koyunlarını çekeceğiz. Sonra maltız keçilerini, sanen keçilerini yani sağ olsun kardeşim ayarladı. Yani 2 gün buradayız. İnşallah sizler için yani güzel görüntüler çekeriz. Güzel şöyle hayvan ırkları çekeriz. Bir şey söylemek istiyorum da. Şeref abi, İzmir'e geldin. Yine sanen keçisinden bahsettik. Türkiye'nin bir numaralı keçi çiftliği. Sanen olarak İzmir'de ve bizim bu bölgede şu anda o çiftliğe çok yakınız. O çiftlikte aramızda arkadaşlar şu anda sadece ve sadece 15 kilometre yol var. İnşallah sizler için oradan da güzel kareler sergileriz. İnşallah, inşallah kardeşim. Sırmasın gibi. Bak o kadar dağ gezdik geldik. Yani köpeğe tutulmadık burada. Yani köpeğe tutulmayalım. Abi köpeklerden korkarım ben. Bana diyorlar sen bir gün köpeğe tutulursun ya diyorlar. Vallahi, bakalım ne zaman. Ben korkuyorum abi köpeklerden. Baksana bana bakıyor. Onun pek tutacak şeyi yok ya. O sadece şu an kendini düşünüyor. Gece boyunca ıslandı ya. Gece boyunca ıslandı. Sen burada mı kalıyorsun? Evet. Cavit Gülmurat. Cavit. Yani sen burada koyun bakıyorsun. Evet. Yani kaç koyun var? 400'e yakın koyun var. 400'e yakın. Senin köpekler... Bunlar sürüyü mü koruyor? Evet. Köpeklerde iş yok gibi valla Cavit abi. Var var. Sanki pek iş yok gibi. Valla var. İş yok gibi değil mi köpekler? Yani haf demediler. Diğer yani. Abi beni tanıyorlar ondan dolayı olabilir. Öyle mi? Tabii. Şimdi biz 2'ye karşı 1'iz şu anda. Ağırlıklı olarak biz varız ya burada. Ama ben yabancıyım. Beni şey ayırmalar lazım. Şimdi ama misafire saygı diye bir şey var ya. Saygı değerler onlara ya. Şimdi kaç tane köpek var? Saldırır abi. Köpek kaç tane? 2 tane. 2 tane. 2 tane dişi. Çekelim ya şöyle. Sakız melezi koyunlar. Ya bu yani koyun ağırları kışın hiç şey olmuyor böyle, iç acıcı olmuyor değil mi? Tabii aynen. Ya kışın bizim buralarda ağır bu. Yani sadece üstü kapalı olsun, hayvanın karnı tok olsun sıkıntı yok. Yani. Burada kar yok, kış yok. Şu anda gece boyunca soğuktan etkilenmiyor. Etkilenmiyor. Burada. Gece boyunca sen de gördün. Hatta yaklaşık yarım saat öncesine kadar yağmur yağıyordu. Bu hayvanlar
yarım saat sonra yayılıma gidecekler. Sıkıntı yok yani. Ya şu an hava yani yazın yağmur yağar da yani öyle bir şey oluyor. Hava olur ya yağmurdan sonra. Şu anki hava öyle burada. Aynen. Bizde olsa yani Anadolu'da Eskişehir'de yağmurdan sonra üşürsün şimdi. Soğuk üşürsün, olur. Aynen. Ya mutlaka rüzgar olur. Eser soğuk. Biz bazen şunu diyoruz. Bazen havalar soğuk olduğu zamanlar yağmur yağsa da hava ısınsa. Bizde yağmurun biri soğuğu getirir. Yağmurun biri ılık havayı getirir. Bu yağmur ılık havayı getirecek. Yani coğrafyada etrafımızda hani yakında kar yoksa burada kış diye bir şey yoktur. Yani soğuk olmuyor. İklim çok ılık geçiyor. Şu anda görmüş olduğunuz hayvanlar. Bunlar sakız melezi. Bunlar sakız melezleri. Bunlar niye melez? Şimdi tabii ki abimizden de bunları duyacağız. Bunların melez olmalarının nedeni coğrafya ve bölgeye meraya uyum sağlayabilsinler diye. Çünkü saf sakızlar olduğu zaman her iklime uyum sağlamıyorlar. Her yaylıma yani meraya uyum sağlamıyorlar. Bunları dağa, taşa sal fark etmez. Bunlar karnını doyurur ve sana yaklaşık 2-3 yavru da verir ve 1,5-2 litre süt de verir. Neyle melezli bu? Tamam, biri sakız. Şimdi bununla burada geneli her zaman bir taraf sakızdır. Diğer taraf ya kıvırcıktır, ya kara yakan nadirdir, ya merinostur, ya da artık yeni yeni Avrupa'dan gelen ırklardır. İtalya'dır, bu Ildefrans'tır, Lagun'dur, buna Alman karabaşıdır. Et yapsınlar diye sakız et konusunda biraz geri kalıyor. Geri kalıyor derken biraz zaman istiyor. Sakızın ise et alma kapasitesi 7. ay, 8. aylardan sonra. Sakızın kemiği geniş olduğu için hemen ete doldurmuyor. Diğer ırkların kemiği dar ama şey düşünebiliriz. İneklerde Holstein ile simenteli düşünebiliriz. Bunlar süt ırkları olarak geçiyor. Damızlık olarak geçiyor. Bunlar fazla ete gelmiyor. Ama 8. aydan sonra bunlar birer gemi olmuş oluyor. Evet, sakızlar çok sallı oluyor. Yani çok sallı oluyor. O sallı o zaman dolduruyorlar. Şimdi hayvan tam gelişim çağında kemikleri gelişiyor. O zaman ete dolduramıyor. Şuna baksana. Şuna siz örnek diyorum, bu melez olmuş olsaydı onu 15 gün falan tabii. 15 gün baktığımda hemen doldururdu. Şimdi bunda sal var. Kemik var. Bu kemiği doldurana kadar yaklaşık 1,5-2 ay geçer. Yani yani sakız kuzuları yani hemen ete gelmiyor. Öyle yani, hemen ete gelmiyor. Zaten yani 4-5 bizim ayda kesimlik olmuyor. Olmaz. Ancak kemiğini yapıyor. Kemik sallı büyük olduğundan dolayı et doldurmuyor. Bizim buralarda sakız kuzuları genelde kurbanda tercih ediliyor. Kimse kesime vermiyor. Kimisi damızlık olarak satıyor, kimisi adaklık olarak satıyor, kimisi kurbanlık olarak. Öncelikle insanlar adak ile kurban olarak tercih ediyor. Bunun nedeni ise yakışıklı olmaları. Evet. Gerçekten sakız kuzuları, kırmaları çok yakışıklı oluyor. Şunu bir şey yapın, netleştirelim. Yani sakız kuzuları kesime 8-9 ayda mı geliyor? Doğru mu anladın? İyi bakıldığı takdirde 7. aydan sonra kesilebiliyor. Şimdi siz gidip de örnek diyorum 6. ayda, 5. ayda da kestirebilirsiniz. Ama verim alamazsınız. Yani sakız biraz zaman istiyor. Yani kaç kilolara çıkıyor bahsettiğinde? Ya şimdi sakızın ismi çıkmamış kilo olarak ama örnek diyorum bir Merinos kuzusu, bir Ildefrans kuzusu 4 ayda 100 günde 40 kilolara ulaşıyorsa canlı olarak, bu sakız örnek diyorum 4 ayda değil de 5-6. aylarda o kilolara ulaşıyor. Ama onlar 40-50 kilolarda kalırken, kuzuken sakızın önü açık, 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca gelişimi gösteriyor. Onlar mesela sürekli örnek diyorum, gelişiyor yani. Aynen, onlar örnek diyorum 100 kilolarda kalıyor koçlarda, 130 diyelim nadir. Ama sakız koçları 150 kilolara kadar ulaşıyor. Yani önü açık, hızlı evet, gelişmiyor ama gelişiyor. Zaman istiyor. Şimdi niye hızlı gelişmiyor? Tabii hızlı gelişiyor. Biz etten şurada bahsettim. Arkadaşların kafası karışmasın. Hayvan hep kemiği yaptığı için, bize salı büyüttüğü için, kemiğe çalıştığı için ette an yanında doldurmuyor. Yani merada yapacaksan mutlaka kırmak gerekiyor, öyle mi sakızı? Ya yani merada yapacaksak, mesela dağlık alanlarda yapacaksan kırman gerekiyor. Yani şeyde dağlık alanda. Dağlık alanda. Hı. Ama şu an bizim bulunduğumuz coğrafya, şu anda Menderes Ovası'ndayız. Burası genelde düz alan ve zeytinlik.
zeytinlerin aralarında arkadaşlarımız otlatıyor. Yani burada safkan da olur, melez de olur. Ama şu var, safkanı bu havalarda içeride beslemen gerekiyor. Kırmaya, yem vermene gerek yok. Şey o, yani saf olursa, yani yarı kapalı. Yar kapalı. Hı-hı. Saf olursa şu anda şu çamurun içinde hayvan bayağı bir yıpranır, örnek diyorum. Ama kırmaları yıpranmıyor, dayanıklı olmuş oluyor. Beni bazen arıyorlar, bir çoğu arkadaş beni tanır. Ben de YouTube videoları falan çektiğimden dolayı bana diyorlar ki Sivas'ta ben sakız beslemek istiyorum, bana sakız bulsana. Şimdi Sivas iklimine safkan sakız olmaz. Yani dağlar kadar iklim farkı var. Çok soğuk. Şu anda Sivas'ta nereden bakarsanız eksi onlarda falandır hava, değil mi? Şu an eksiye düşmüştür. Eksiye düşmüştür. Eksi onlarda sabah karşı falan buluyordur. Evet. Ama bizim burası neredeyse arttı 20'lerde, değil mi? Yağmurlu yani, olduğu halde. Evet, evet, aynen. Yani adapte olamaz hayvan orada. Sakız koyunu deniz havasını çok seviyor. Şimdi İç Anadolu'da deniz olmadan dolayı o iklime uyum sağlayamaz. Bakımı nasıl? Sakızı baktıkça alırsın. Öyle mi? Yani... Tabii. Baktıkça. Şimdi bu bütün hayvanlarda geçerlidir. Sen hayvandan bir kısarsan hayvan senden 10 kısar. Sen hayvana bir verirsen hayvan sana 10 verir. Sakıza sen vermezsen o sana hiç vermez. Yine kırma ırklar olsun, et ırklar olsun, diğer İç Anadolu ırklarımız olsun, doğudaki ırklarımız olsun. Yine yayılma sağlarsın, ot çöp toplar. Ama sakız öyle bir koyun değil. Mutlaka destek olması istiyor. Gerekiyor, değil mi? Yani mera ne kadar zengin olursa olsun, sakız meradan geldiği zaman ekstradan bir şeyler istiyor. Yem istiyor. Bu arpa olur, kesif yemi istiyor. Arpa olur, örnek diyorum. Diğer tahıllar olur. Yani vermezseniz olmaz. Şimdi biz arkadaşlar Ceyhan kardeşimizin çok yakın bir arkadaşının bu ağıl. Yani arkadaşı yani yokmuş, gelmemiş. Yok, gelecek de, onu uyandıracağız inşallah, gelecek mi? Yani, belki de gelmeyecek, gelmezse de yani Ceyhan kardeşimizin yani sakız hakkında, yani hayvancılık hakkında çok sağlam bilgileri var. Yani o bize merak ettiklerimizi yani sağ olsun anlattı. Bir de şu var, şimdi lafını bölüyorum Şeref abi. Yok estağfurullah. Şimdi burada abimiz kaç adet hayvanımız var dedi, yaklaşık 400 dedi değil mi? Kaç dedi ben hatırlamıyorum evet, da. 400'e yakın dedi. Şimdi biz gözüm çıplak gözle baktığımızda diğer bölmelerdeki hayvanlar hariç burada nereden bakarsanız 150 hayvan vardı mı abi? 150 vardı. Ama şu an kırmanın diğer nedeni de bu. Şimdi saf olmuş olsaydı bu kadar hayvanı sen bir arada tutamazdın. Tuttuğun anda da zaten sakız sakızlıktan çıkardı, verim elde edemezdin. Hayvanların yarısı düşük yapardı, yarısı döl tutmazdı, yarısı ezilirdi, heba olurdu. Yani o yüzden sakız sürü hayvanı değil. Sakız hobi amaçlı bakacaksanız, sevecekseniz en çok 50 adet yapacaksanız sakız yapabilirsiniz. Yani en fazla 50 koyunu bir arada tutabilirsiniz. Aynen. Fazlasını tutamazsın. Fazlasını tabii ki arkadaşlarımız tutuyordur, yapıyordur ama verimi düşüyor. Neticede de biz bu işi ne için yapmış oluyoruz? Verimi elde etmek için, kazanç elde etmek için yapıyoruz. Yani kimse kazançsız bir iş yapmak istemez. Hele bu hayvancılık olmuş olsa. Ya şimdi melez yemek de önemli. Tamam sakız yani her iklimde olmuyor dedin ya. Yani neyle kırdığın da önemli bu. Bak neyle kırdın çok önemli. Şimdi örnek diyorum. Bizim burada genelde ben kendim de çok yaptım. Beni bilenler yine bilir. Kendim olarak başta biz söylemeyi unutup bunu. Tahir ovayla kırıyoruz biz bunu. Tahir ovayla kırdığımızda bu çok dayanıklı oluyor. Dayanıklı değil de hayvan süte de çalışmış oluyor, ete de çalışmış oluyor. Yani et yapayım derken hayvan sütü geride kalmamış oluyor. O yüzden tahir ovayla melez ediliyor. Mera şartlarına dayalı da olarak biz bazen melezlemeleri yapabiliyoruz. Şimdi örnek diyorum, meran çetindir. Sen kalkıp da tahir ovayla kırdırırsan bir anlamı olmaz, bir esprisi olmaz. Onu neyle kırdırman gerekiyor? Kıvırcıkla. Şu anda İzmirliler çok güzel bir şey yapmışlar. Özellikle Çeşme Belediyesi, kendilerine de teşekkür ediyorum. Festival yapıyorlar abi. Festival ne demek oluyor? Çok güzel de olmuş oluyor. İnsanlar toplanıyor, bir araya geliyor bütün sakızcılar. Bir sakız coşkusuyla insanlar toplanıyor, eğleniyor. Burada insanları sakıza teşvik ediyorlar abi. En güzel bu, sakız koyunu yarışması. En güzel yapılıyor. Sakız koyunu yarışması. Birkaç çekimlerimiz var gene. Oradan arkadaşlarımız izleyebilir. Yani insanları ırklara, ana vatanımıza ait olan
bize ait olan ırklarımıza, yani ülkemizin bizi teşvik etmeleri gerekiyor. Yani burada iş yani şey devlete düşüyor. Tabii ki yani, devlete düşüyor. İşte birliklere düşüyor, üniversitelere düşüyor. Yani bizim yani bu yerli ırklarımıza sahip çıkılması gerekiyor. Yani böyle her önümüze gelenle de melezle yani şey yap, çorba yapmanın da bir anlamı yok yani. Neyle melezlediğimizi bilmiyoruz bazen. Aynen. Şu anda biz sakız kırması şeyindeyiz, işletmesindeyiz. Konumuz tabii ki sakızdır. Konumuzu fazla dağıtmadan. Bugünkü konumuz şey, şunu gösterelim. Sakız kırması. Aynen, sakız kırması. Şimdi az önce dediğimiz gibi sakızı aldık. Örnek yok, bu sefer almak isteyen arkadaşlarımız için konuşalım. Şimdi neticede bu bütün hayvanlar ticari amaçlı olarak besleniyor. Tamam, biz hepimiz bazen hobi olarak besliyoruz. Hobi de bir yerden sonra ticarete dönmek zorunda. Ticareti çevirmeseniz o işletmeyi ayakta tutamazsınız. Hobiniz de kalmaz, siz de kalmazsınız. Mecbur ticaret işin içinde olacak arkadaşlar. Şimdi bu hayvanları örnek diyorum, götürdün ve biri aynı almak istedi. Arkadaşımıza şunu sormamız gerekiyor. Kardeşim, senin merak şartların nasıl? İklim nasıl? Hava nasıl? Soğukluk var, soğuk var mı? Karın kışın nasıl? Hayvan dayanıklı mı değil mi? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Ona göre biz, adamın şartlarına göre, iklimine göre, evet, adamın mera kalitesine göre ırk tercih etmemiz gerekiyor. Kalkıp da biz adam bilmiyor diye buna da safkan sakız demememiz gerekiyor. Tabii. Adam ise süt sağmak istiyorsa Ile de France'la veya Merinos'la kırılan bir sakızı biz veremeyiz, vermememiz gerekiyor. Bizim hangi melezi vermemiz gerekiyor abi? Bir, Tahir Ova ile sakız melezini verebiliriz. İki, Tahir Ova ile kıvırcık melezini verebiliriz. Diğer melezleri biz adam süt sağsın diye veremeyiz. Adama yanlış yapmış oluruz. Kaldı ki tam tersi. Adam dedi ki, kardeşim ben süt sağmak istemiyorum. Ben ete çalışacağım. Yalnız ikizlik oranını ben yükseltmek istiyorum. Bizim adama ne dememiz gerekiyor? Bizim o abimize, arkadaşımıza şunu dememiz gerekiyor. Kardeşim, sana gelecek burada, örnek diyorum, ithal ırklardan gelen Ile de France'lar var, Alman karabaşları var, Dorperler var. Dorperle sakız melezi de çok güzel oluyor. Güzel verimler de elde ediliyor. Ondan sonra kaldı bizim yerli ırkımız. Merinos var, kıvırcık var. Bunları verebiliriz. Şimdi koç var mı? Sürünün... Şimdi sürünün içinde şu anda koç... Deminden ben karşıdan gördüğüm gibi... Koçlar bunlar. Ha, orada var, bir tane var. Burada bir koçumuz var. Diğer koçlarsa abimiz çok bilinçli bir şekilde yapıyor kendisi. Hı hı. Şu anda meşgul, gelecek birazdan inşallah, gelirse kendisini de tanımış oluruz. Kendisi mühendis, hı hı, ziraat mühendisi çalışıyor ayrıca. Kendisi hem üretim yapıyor hem de celeplik yapıyor. Bu işletme, hı, sadece üretime dayalı çalışan işletmedir. Abimizin başka bir işletmesi var, o da ticari amaçlı kullanılan bir işletmedir. Hı. Ticari amaçlı kullanılan işletme derken de hayvan al sat yapıyor. Yani hayvan alıp satıyor. Tüccarlık yapıyor. Yani buradan da kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Gerçekten çok verimli ve çok çalışkan bir abimiz. Yani. Gerçekten yani Semih Güngör abimizden bahsediyoruz. İnşallah. Şimdi dilersen tanışırız. Kuzuların başına geçelim. Bir kuzulara bakalım. Şey, koçları ayrı galiba değil mi? Koçları ayrı abimiz. Genelde koçları ayrı. Çok bilinçli bir şekilde hayvancılık yapıyor. Şu koç. Koç. Şey mi? Orijinal mi? Koçtan melez. Orijinal değil abi. Buradan şu anda... Ha, bu da melez öyle mi? Kuyruğunu falan çekebilirsin. Bu da melez? Bu da melez. Şu anda burada Şeref abi, şu safkandır diyebileceğimiz bir hayvan yok. Hepsi melez. Hepsi melez. Yani melez niye melez? Abimiz sayı kalabalık yaptığından dolayı melez yapmak zorunda kalıyor. Sayı çok olduğundan dolayı. Şimdi bu kadar sakızı bir arada tutamazsın dedik ya. Evet. Şu anda bu kadar sakızı bir arada tutmaya çalışırsan yarısı yavru atar. Ya o karlı bir iş olmamış olacak. Ona gerek yok. O yüzden insanların çoğu da zaten melez yapıyor. Şu anda bu abimizde melez koyunları var. Ama burada değiller onlar. Onlar uzakta. Tamam. Bilin. Kendisi hobi olarak yapıyor onları. Onlar şey, orijinal mi? Onlar orijinal. De kuzularını gören bakalım. Melez kuzuları. Şimdi şeye dönmüşüm. Orijinale dönmüşsün ha. Ha? Şimdi buradayız, burada. Şeye, kuzulara bakacağız. Geçin kapıyı. Açık mı şey? Açık.
Cavit abi, sen ayıracaksın işte bunları. Şimdi bazı koyunların tüylerini dökmüş gördüm. Şimdi biz doğum yapmış hayvanların bölmesine geçtik. Şimdi tüyü dökülen koyunlardan bahsettik. Bunlar asil doğum yapan koyunlar. Yani kuzusu kurbana yetişebilecek koyunlar. Şimdi tüylerini niye dökmüşler? Abi bunlar merada bazen cılız kalıyor, zayıf kalıyor, enerji alamıyorlar. Ondan sonra meralar iyileştikçe, ek yemler yedikçe, hayvan kan aldıkça tüyünü döküyor. Asla bir hayvan tüyünü döktüyse o iyi işareti, kötü değildir. Yani iyileşiyordur. İyileşiyordur, kan topluyordur, enerji alıyordur. Hayvanın tüyü böyle kabarıksa, hayvan cılızsa o işte bir iş vardır. Tüyü dökülen hayvanın ciğerleri sağlamdır abi. Yani iyileşme şeyini görmüş. İyileşme artık kan alıyor, tüylerini döküyor. Artık rahatlıyor. Şimdi burada da... Şey, kuzu çok fazla görüyorum ben. Yani neredeyse yarı yarı. Demek ki şey evet. Çok yüksek ikizlik oranı. Şu anda o sana öyle geliyor. Bizim için normal bir tablo. Çünkü İç Anadolu'dan doludan geliyorsun. Oralarda bir koyuna bir kuzu aldıysak Allah bereket versin. %30. Biz burada %100'ün altında kaldığımız zaman acaba nerede yanlış yaptık? Falan şekimiz doğru yapmadık mı? Bizim yanlışımız nerede? Hemen kendimizde suç arıyoruz, bir şeyler arıyoruz. Bunlar çünkü az önce yine dinlediğimiz gibi sakız melezleri. Sakız melezlerinde %80, %90 ikizlik elde edemiyorsan sende bir sıkıntı vardır. Yani kendini bir sorgulamalısın. Yani sakızın melezi de ikizlik oranı yüksek. Yüksektir, kesinlikle yüksektir. Şimdi ikizlik oranına dinleyecek olursak şu anda senin gözüne kalabalık geldi olabilir hayvanlar. Şimdi burada şöyle içinde gezelim abi. Burada görmüş olduğumuz yine sakız melezi kuzular var abi. Sakız melezi kuzular, bunlar hep bir babadan olma değil. Görmüş olduğum kadarıyla şurada kuyruklu'dan olma hayvan da var. Şey işte akkaraman. Akkaraman. Evet. Bu şey akkaraman variyetesi bu şey. Başka yerden geldi. Kangal. Kangal melezi. Şimdi kangal melezi olduğunu nereden anlarız abi? Şimdi kangal melezi olduğunu şundan anladık abi. Burnundaki batırmadan dolayı ve kuyruğunun dizlerin üstünde olduğundan dolayı anladık. Ondan sonra şu sakız melezi. Sakız ile etçil ırklar melezi. Bunlar merinos melezleri genelde olmuş oluyor. Şu sakız ile tayruva melezi. Bunları ben tek tek söyleyebiliyorum. Ben işin içinden olduğundan dolayı. Bu mesela örnek diyorum. Sakız ile çapar. Bizim ödemiş çaparı dediğimiz hayvan melezi. Şimdi bunu bir yakalayabilsem ben onu sana anlatırım. Annesi mesela bunun çapar. Yani babası mı sakız? Yok, babası çapar, anası sakız. Cavit abi şu çaparı yakalayabilir miyiz? Şunu. Şimdi ben onunla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şunu. Farkı değil mi? Çapar. O da şu. Şimdi bu çapar dediğin nasıl bir ırk? Şimdi çapar dediğimiz ödemiş çaparı diye bir koyun ırkı vardı eskiden. Nasıl ki İç Anadolu'da kuyruklu koyun vardı, şu anda hep kuyruksuzluğa döndü ya abi. Evet. Artık ödemiş çaparı da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda çapar diyoruz ama arkadaşlarımız diyebilir bu çapar değil, bu kırma diyebilir. Tabii ki arkadaşlar biz kırmalarından bahsediyoruz. Bu sadece sakız ile ödemiş çaparı melezi. Şimdi bunlar oldukça etçi oluyor abi. Sütçü oluyor ve şöyle baktığımızda bir o kadar da benim kadar olmasa da yakışıklı olmuş oluyor abi. Yakışıklı güzel hayvan. Evet abi. Sal istersen ya. Hayvan sallı. Şöyle. İngilizsin. Maşallah güzel hayvanım ha. Burada da bir koyunumuz. Rahatsız herhalde. Şimdi yani sözün kısası sakız çok verimli bir hayvan. Sakız çok verimli bir hayvan. Şimdi İzmir'deyseniz hayvanın bir tarafı her zaman sakızdır. Diğer taraf, diğer örnek diyorum, Türkiye'de kaç ırk varsa anca diğerlerini kapsayabiliyor. Yani bir taraf mutlak sakızdır. Yani sakız bulaşığı mutlak vardır. Sakız. Şimdi bu kuzu
sana göre örnek diyorum, sakız değildir. Niye değildir? Sen bana diyecek ki abi kafa siyah değil, kardeşim kafa siyah değil, burun siyah değil, boynu siyah değil. Bu ne sakız? Ben sana ne diyeceğim? Ayaklarına bak. İnce. Sırtlarından gelme. Mutlaka yani, şey var, sakız var. Tabii. Mutlak sakız var. Kuyruğa bak. Kuyruk da var. Yani istediği kadar beyaz olsun ama şey hayvan sakız melezi. Yüzü söylemiyor ama kuyruklu ayakları söylüyor. Söylüyor. Yani bende sakızlık var diyor. Bende sakızlık var diyor abi. Sakız yani bizim yerli ırkımız değil mi? Yani yurt dışına falan gelmediğimiz değil mi? Sakız aslında Yunanistan adalarına falan ait olan bir ırktır. Ama onlara ait derken belki yanlış olur, bizim de ırkımızdır. Hmm. Sakız İzmir'e, İzmir'in simgesi haline gelen bir ırktır. Yani İzmir ırkıdır diyebiliriz. İzmir, hatta diyoruz İzmir'e, İzmir has ırkı. Yani İzmir'e bana göre İzmir'de simgesi olan bir ırktır yani. Çünkü gerçekten İzmir'de sakızın yeri farklıdır. Şimdi burada kaç koyun, kaç kuzu vardı Cihan? Şimdi biz oraya atlattık. İlave olarak onu sizlere söyleyeyim. Burada yaklaşık 30 kadar koyunumuz doğum yapmış. Kaç kuzu elde ettiniz diye soracak olursanız abi, burada 47-48 yani neredeyse 50 kuzu elde ettik. Elde ettik derken de üstümüzü kabara kabara elde ettik demiyoruz. Burada biz hatta yapmışız anlamına geliyor. Çünkü niye? Her zaman daha fazlası için, çalışmamız için kendimizi başarılı değil, kendimize daha öğrenmeye açık olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Burada demek ki biz halen bu işletme olarak gereken dersimizi çalışmamışız. Çünkü sakız melezlerinden bahsediyoruz. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Her tarafı ot kokan, kekik kokan bir coğrafyadayız. Ve kışı görüyorum şu anda abi. Yarım saat önce yağmur yağıyordu. Şu anda mont giymedik. Evet, yaz havası. Yani Allah-u Teala bütün bu nimetleri bize vermişken biz niye %100 kuzu elde edemiyoruz diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama %80'ini aşmışsınız. %80'ini açtık. Bizim bir de şurada şu başarımız var işletme olarak. Burası arkadaşlar bizim başarımız derken Semih abimiz her zaman bizimle birdir. Onun malı bizim malımız, bizim malımız onun malı, fark etmez. İkimiz biriz. Şimdi Allah razı olsun. Kendisinde çok faydası dokundu bana. Buradan da inkar etsek olmaz. Önemli olan ikizlik oranı elde etmek değil abi. Şimdi örnek diyorum. Ondan sonrası için kuzuyu hayata tutmak tabii çok önemli. Şimdi isterseniz %300 kuzu almış olun ama yarısını öldürdükten sonra kim bir anlamı kalmış olmuyor. Allah şükürler olsun. İşte biz tam da burada dersimize çalışıyoruz diyebiliriz. Biz yani en çok %2-3 anca kuzu kaybedebiliyoruz. Daha fazlasına yer yok. Daha fazlası için de bizim zamanımız yok abi. Semih abimiz aynen şunu söyledi. Ben burada yokum ama sen varsın, fark etmez. Orası senin işletmen. Abimiz Eskişehir'den İzmir'e gelmiş. Bize ne yakışıyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ben yokum, sen varsın dedi. Allah Semih abimizden ve sizlerden razı olsun. Bana bu güveni sağladığınız için, bana güvendiğiniz için arkadaşlar. Evet Şeref abim, başka sormak istediğin bir şey var mı? Kusura bakma, ben sana hiç konuşma hakkı tanımadım ama inşallah yok, arkadaşlarımız bizi topa tutmazlar. Sen zaten benim sormak istediklerimin hepsini anlattın kardeş. Çok sağ ol, teşekkür ediyoruz. Buradan da Semih kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Yani bize işletmesini açtığı için yani kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sen zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledin kardeşim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi biz de işin içinden geldiğimiz için o yüzden fark ediyorum, tahmin ediyorum hangi sorular sorulabileceğini. O yüzden sen sormadan ben hem sorup hem cevapladım. Şimdi Semih abimizden gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Birkaç defa oldu ediyoruz. Demek ki bu teşekkürleri hak ediyor. Her zaman ne zaman yani ararsam her zaman yerin var diyor. İstersen diyor gecenin 12'sinde gel.
çekimi yapacaksın, hayvan mı lazım, ne yapmak istiyorsan yap diyor. Yani çok teşekkür ediyorum. Yani sen bize sakız melezini anlattın. Yani Allah razı olsun. Yani... Hiç hazırlıklı değildik arkadaşlar. Nasıl? Ben alışmışım hep başkasını çekme. Yani hiç çekilmedik bugüne kadar. Eğer bizim bir yanlışımız olduysa kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Çünkü biz bu tür röportajları falan yaparken de gerek çekilirken gerek çekerken de ağzımızdan ne çıkıyorsa onu sizinle paylaşıyoruz. Yani inşallah kalbinizi kırabilecek ve size yanlış verebilecek bir düşüncelerde bulunmadık arkadaşlar. Yani burada sadece ve sadece arkadaşlar size kısacası sakızın melezini anlatmaya çalıştık. Sakız bulursak şu an size de onu da anlatırız. Tabii ki bulacağız da, İzmir'deyiz. Orijinal sakızı da bulacağız değil mi? Bulacağız abi. Sizleri sakızsız bırakmayacağız. Ve arkadaşlar takipte kalın. Şeref Yıldırım abimizin kanalında mutlaka takipte kalmanız gerekiyor. Daha sizinle birlikte İldo Fransları çekeceğiz. Sanenleri çekeceğiz arkadaşlar. Fransa meşeli olan sanenleri çekeceğiz. Maltız keçileri çekeceğiz arkadaşlar. Maltız keçileri seninle çekeceğiz. Maltız keçilerinde en az İzmir için sakız kadar önemli olan keçilerdir. Onların da bilgilerini aktaracağız arkadaşlarımıza. Ve arkadaşlar İldo Frans, yine Fransız ırkı olan, et tankı olan bir işletmeye gitmiş olacağız. Büyük ihtimal yine sunumunu ben yapmış olacağım arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağız. Onda videosu sizinle olmuş olacaktır. Sizin yapmanız gereken tek şey arkadaşlar, bugünlerde çayınızı demleyin. Yanına da çerezi almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü uzun videolar sizinle birlikte olmuş olacaktır. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.